Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün eşim bizlere 10 dakikada yapabileceğiniz tavuk göğüs tarifi veriyor. Hem de çok az malzemeyle ve inanılmaz lezzetli bir sosla yapılıyor bu tarif. Hadi artık tarifimize başlayalım. Öncelikle tavuk göğüslerimizi kesmekle başlıyoruz. Tavuk göğüslerimizi önce çapraz olarak kestikten sonra çevirip tekrar çapraz kesiyoruz. Bu şekilde tavuklarımızın üzerinde küp küp görüntü oluyor. Bu şekilde kestiğinizde içine sosu ve lezzeti harika bir şekilde giriyor ve çok daha güzel bir şekilde pişiyor. Tabii ki bunu yaparken bıçağımızı tavuğun en alt tabanına değdirmemeye dikkat ediyoruz ki tavuğumuz küp küp parçalanmasın. 4-5 yemek kaşığı kadar unumuzu bir tabağın içine aldık ve tavuklarımızı iyice una buladıktan sonra tavuklarımızın fazla ununu üzerinden alabilmek için biraz tavuklarımızı sallıyoruz. Tavuklarımızı una buladıktan sonra her iki tarafına da değirmenden tuz ve karabiber öğütüyoruz. Burada tuz ve karabiber miktarı tamamen sizin isteğinize bağlıdır. Ve 4 diş sarımsağımız var. Sarımsaklarımızı da küçük küçük doğradıktan sonra artık tüm hazırlıklarımız tamam, pişirme aşamasına başlayabiliriz. Ocağımızın altını yüksek ateşte yaktık ve tavamızı iyice ısıttık. Zaten tereyağını eklediğimiz an erimeye başladı. Tavamız çok güzel ısınmış. Tereyağımız eridikten sonra tavuk göğüslerimizi tavamıza dizebiliriz. Tavuk göğüslerimizin bir tarafını 6 dakika pişirdikten sonra çeviriyoruz ve diğer tarafını da 6 dakika pişiriyoruz. Tavuklarımız yeterince pişti. Artık ön yüzünü çevirip sosunu hazırlayabiliriz. Sosumuz için öncelikle 1 yemek kaşığı tereyağımızı ekliyoruz ve biraz erimesi için bekliyoruz. Tereyağımız biraz eridikten sonra 4 diş sarımsağımızı ekliyoruz ve sonrasında 2 yemek kaşığı bal, 1 yemek kaşığı soya sosu, yarım yemek kaşığı elma sirkesini de ekledikten sonra sosumuz biraz kaynıyor ve kıvam almaya başlıyor. Sosumuzu tavuklarımızın üzerinden gezdiriyoruz. Bunu bir tereyağı banyosu olarak düşünün. Gerçekten harika bir sos. Bu sosumuzu aynı zamanda deniz ürünleri ve et ürünlerinde de kullanabilirsiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Artık sosuyla lezzetlenmiş olan tavuk göğüslerimizi servis tabağımıza alabiliriz. Çok hızlı bir şekilde hazırlayabileceğiniz, misafirlerinizi lezzetiyle şaşırtacak olan tavuk göğüslerimiz artık hazır. Kalan sosunu tabii ki tavuk göğüslerimizin üzerinden gezdirmeyi ihmal etmiyoruz. Son dokunuş olarak da üzerinden biraz taze soğan gezdirdikten sonra artık tavuk göğüslerinizi servis edebilirsiniz. Eşimin ellerine sağlık, yediğim en lezzetli ve en pratik tavuk göğüs tarifi bu oldu. Kesinlikle denemenizi tavsiye ederim. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve tarifimizi beğendiyseniz beğen butonuna tuşlamayı lütfen unutmayın. Sonraki tariflerde görüşmek üzere.